Atları tutkuyla sevenlerin adresi altılıganyan.com formatı sunar. Efendim hoş geldiniz. Ekim ayının son programında formatta sizler birlikteyiz. Hafta sonu büyük bir heyecan yaşayacağız. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz ve bu mercanda da Ankara'da çok önemli koşular olacak. Mercek altını alacağız. Gökhan Gül, Suat Demirel hazırız. Sizler de hazırsınız. Hoş geldiniz diyorum. Suat Demirel ve Gökhan Gül. Gökhan Gül, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeynep'ciğim. Sizler de hoş geldiniz. Senin de söylediğin gibi hakikaten hafta sonunda başta Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet koşuları olmak üzere önemli yarışlara sahne alacak. Biz hem öncesi hem sonrası anlatacağız. Tabii ki bu heyecanla birlikte hem haftanın diğer koşulları ve haberler, aynı zamanda da atçılığımıza değer veren kıymetli yarışseverler ve camiamızın katkılarıyla güzel bir program olacağını düşünüyorum. Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. Oldukça güzel bir hafta sonu olacak. Birbiriyle gençlerin ve ustaların birlikte piste çıkacağı harika bir iki tane önemli Sayın Cumhurbaşkanımız adına ve Cumhuriyet adına koşulan iki tane özel yarışta ben de o gün Ankara Hipodrom'da yerimi alacağım. Uzun yıllar sonra tekrar yarışı canlı seyretme şerefine Allah nasip ederse nail olacağım. Görmek istiyorum. Güzel bir hafta sonu bizleri bekliyor. Evet, biz de Türkiye gündüz, Türkiye'de gece Amerika'da inanılmaz bir cumartesi günü atçıları bekliyor. İnanılmaz bir gün olacak. Biz Ankara'da Türkiye Jockey Kulübü ekibi olarak tüm imkanlarımızla en güzel görüntüleri, en güzel anları size yaşatacağız. Tabii ki Ankara ve çevresi olan yarı seferleri Hipodrom'a davet ediyoruz şimdiden. Türk atçılığı için önemli bir haberle başlıyoruz efendim. Türkiye'deki at yarışları dünya yarısından açılıyor. Türkiye Jockey Kulübü at yarışları anlamında önemli bir anlaşma imza attı. Türkiye Jockey Kulübü ve Kontek Teknoloji iş ortaklığı arasında yapılan işbirliği sayesinde Türkiye'deki at yarışları yurt dışında da canlı olarak yayınlanacak. Öncelikle Avustralya olacak ilk durağımız. Daha sonra bu durak daha da artacak. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa gibi at yarışlarının merkezi konumunda olan diğer ülkelerde yayın yapan Sky Racing kanalı üzerinden 2024 yılı Kasım ayı içerisinde Avustralya'daki yarışlarla, daha sonra da 2025 yarısında diğer ülkelerdeki yarışlarla buluşacağız. Türkiye Jockey Kulübü ailesi olarak. Ayrıca yayınlanan yarışlarla ilgili ülkelerdeki resmi bahis organizatörler aracılığıyla kendi ülkelerinde bahis oynatabilecekler. Çok önemli bir atılım olacak. Tabii hali hazırda Türkiye Jockey Kulübü yabancı koşulları YouTube yabancı yarışından canlı izleme şansı yakalıyoruz. Üzerine müşterek bahise katılıyoruz. Aynı şekilde onlar da bizim koşularımıza müşterek bahise katılabilecekler. Bu önemli ilk adım. Kasım ayında Avusturya'da başlayacak Gökhan. Evet, gerçekten çok önemli bir hamle. Yani atçılığımızın dünyanın her yerinde yayınlanacak olması, Avustralya'da başlayacak ama ben diğer ülkelerde de yayınlanacağını düşünüyorum. Gerçekten bu pencereden bakıldığında yeni bir çağ açılıyor. Gerçekten çok değerli. Hem müşterek bahise katılabilecekler hem de atçılığımız dünyanın her yerinden yayınlanacak ve atçılığımız bizlerle ilgili tüm bilgilerde bu toplanmış olacak. Ben çok değerli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Devamı gelecektir. Hocam, bu stratejik hamle ile Türk atçılığı hem ülkemizin tanıtımında katkı sağlayacak hem de konumuza iyi bir değer katacak. Muhakkak ki tabii. Şimdi canlı yayın böyle bir şey. Dünyanın herhangi bir yerindeki yarışları bizler nasıl buradan seyredip yarış severlerimiz müşterek bahise katılıyorsa gelişme böyledir. Gelişmenin önünde duramazsınız. Bir takım prosedürler aşıldığı zaman az önce bahsettiğin 2025'ten itibaren de farklı devletlerde de canlı yayına ve müşterek bahise geçilecekmiş. Oldukça güzel. Karşılıklı anlaşmalarla bizler nasıl onların oyunları oynuyorsak onlar da bizimkileri oynamaya başlayacaktır. Güzel bir gelişim. Evet. Hayırlı olsun diyelim Türk açılımına ve Türk ekonomisine. Hayırlı olsun diyelim. Bir hafta sonu dediğimiz gibi büyük bir heyecan olacak. Ankara 75. Hipodrom'da yarı severler. Şu an için görünen tabii ki hava durumu, kış havasına yavaş yavaş geçiyoruz. Değişiklikler olabilir ama şu anki en azından görüntü Ankara'da açık bir hava bizleri bekliyor cumartesi günü. Ben 101. yılı kutlanan Cumhuriyet'in 101. yılında Ankara hafta sonunda muhteşem bir seyirciyle, yarışseverlerle buluşacağımızı ümit ediyorum ve öyle de olacağını biliyorum. Cumhurbaşkanlığı koşusuyla başlayalım. Grup 1, 3 çıkar İngilizler, 2400 metre şimdi çıkacak. 10 safkan dekleri oldu koşuya. Age of Fire, Burgas, Taylolo, Vinci Tore, Borrego, Dragon Flame, Festival Filler, Right Landing, Tall Gold ve Giz
koşuda start alacak isimler. 3 yaşında bir hayli fazla bir katılım var bu sene. Borrego, Dragon Frame, Festival Fever, Rati Trending, Tolbold ve Giz 3 yaşında katılacak olan isimler. Bir hayli dediğim gibi 3 yaşında tam 6 tavuğun kalması Cumhurbaşkanlığı'nda pek de görünen bir şey değil ama bakalım nasıl olacak. Ve hemen Gökhan'a dönüyorum, Surat Hocam'a dönüyorum aynı anda tabii ki. Ve rica edelim Yunus'cum, Age of Fire'le başlayalım. Deniz Kurtar ekürisini temsil edecek. Ahmet Çelik de start alacak Age of Fire. Son katıldığı koşuyu 5. olarak tamamladı İstanbul'da ve koşudaki değer durumu. Şimdi Age of Fire çok kaliteli, iyi bir at. Sonuç itibariyle kendi klasmanındaki, kendi gruptaki yarışlarda oldukça başarılı oluyor. Sadece beklenen grup bir başarısını elde edemedi. Fakat son koşu, yani Türk yarışında özellikle yarışın tam kopma noktasında bir kapandı, bir daraldı, aksiyonlarını tam aktığı sırada yürüttüremedi. Kulvar değişikliği yapmak zorunda kalınca dikkatlerini üzerine çekti. Fakat Ankara pistinde daha çok seviyor. Ankara pistinde oldukça başarılı yarışlar var ki bu yıl yani Fevzi Çakmak kostümü kazandı Ankara'da. Tabii ki senin dediğin gibi hava açık, pist kuru. Olası bir yağmur olsaydı, yer çamur olsaydı Age of Fire çok ciddi şansı olurdu. Mesafe lehine, bir de böyle yarışların jockey üstünde Ahmet Çelik, biliyorsunuz ki böyle festival günlerinde ya da önemli grup bir koşularda çok daha ciddi konsantrasyon içerisinde ve koşuyu lehine çevirecek bir jockey ile start alıyor. Kesinlikle koşuda şansı olduğunu düşünüyorum. Her şey lehine. Sadece pistin kuru olması aleyhine değil ama pist çamur olmuş olsaydı rakiplerinin birçoğunun aleyhine olup Age of Fire'ın lehine olacaktı ki bu zamanlar artık Ekim sonu, Kasım başı gibi havalar aslında sonbahar arası yağışlar bekleniyor ama bir türlü beklenen yağışlar yağmadı. Fakat Age of Fire hem son yarışı hem de aktif idmanları ve böylesi yarışların usta jockey ile koşuda şanslı olduğunu düşünüyorum. 2008 annesi Mehmet Kaya ile bu koşuyu kazanmıştı. Evet, aynen öyle. Ateşin kızı. Ben de tam ona bakıyorum. Tarihi hatırlayayım. Evet. Annesini kazandırabiliyor muyum? Yıla baktım. Çamur bir pistti. Annesi özel bir safkandı. Evet. Anneden ciddi bir mesafe özelliği alıyor. Kaliteli bir safkan fakat bir türlü gücü bu seviyede hiç üst kalibre yarış yapamadı bugüne kadar. Her zaman için tabelanın bir yerlerinde olduğu, yarışın gidişatında ve yarışın neticesinde her zaman için yarışın kaderini belirleyen atlardan biri sürekli oldu. Sürekli çerçevenin içindeydi ama o son vuruşları pek yapabilen bir safkan değil, bu gruplarda değil. Ekürüsünü en layığıyla temsil etmeye gayret edecektir kanaatindeyim. Diyerek 2 numaralı Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı koşusu galibi Burgaz'a geçiyoruz. Ve tabii işte start alacak. Handikap puanı en yüksek olan isim 109 handikap puanı. Şimdi Burgaz'a hem söyleyecek söz yok hem söyleyecek çok fazla söz var. Öylesi bir at. Hani herkesin sevdiği bir at vardır ya, bazı sporcular her taraftar tarafından sevilir. Burgaz da bunlardan bir tanesi. Ringe çıktığı zaman herkesin alkışladığı, gerçekten çok sevimli, müthiş bir görünümlü, böyle kendine has münasır hareketleriyle ciddi başarısı olan bir attan bahsediyoruz Burgaz. Gazi Kostu kazandıktan sonra ardına 3 yıldır pistlerde olup hemen hemen birçok yarışı fotoğrafında geçmeyi başarmış bir at. Dolayısıyla tabii ki Burgaz koştuğuna şans yok diyemeyiz. Elbette son yarışlarına bakılarak, son durumuna bakılarak bilgi sahibi oluyoruz. Bir önceki koşusunda 5.liği hani dikkate almıyorum. Çok ağır bir pistteydi. Fakat sonraki koşusu 2. oldu Marmara koşusunda. Bu mesafelerde başarısı var. Sonuçta Fethi koşusu kazandı. Bana kalırsa işte tabii ki Ahmet Çelik'le Gazi koşusu kazandı. Ansikaris'te kazandı. Birçok jockey bindi ama Abiş'le böyle kantanası daha uyumlu. Abiş'le böyle beraberliklerinde çok ciddi başarı var. Herhalde Abiş'le sadece bu son koşusunda bir ikincili var. Onun haricinde bütün yarışları kazandı. Yani ciddi başarı elde ettiler. Tabii koşunun 2400 metre olması Burgaz'ın tecrübe açısından büyük bir avantajı olacak. Kendisini tanıyan bir jockey ile. Bir de bu zamana kadar elde ettiği bütün başarıları jockey ile uyum içinde olan bir at. Yani ağız istinadında jockey'i üzmüyor. Yarış yavaş giderse önlere gidiyor. Hızlı giderse önlere ayıp uydurmuyor. Ya da bir rakip varsa onun arkasına kalıp o rakibe göre hamle yapabiliyor. Hem böylesi önemli atlar, şampiyon atlar, hem de jockey ile uyum içerisinde olduğunda sağlıklı bir şekilde aktif olarak yarışa katıldığında kesinlikle şansı vardır. Burgaz'ın da tabii ki bu koşuda şansı var yani. Hocam 2021 yıl galibi Burgaz ikinci kez kazanmak için pistte olacak. Neler düşünüyorsun?
Son koştuğu yarışlarında bu tarz mesafeler değil de biraz daha ortaya kaydı. Belki de bu gençlerle karşılaşmayı buraya bıraktı. Yaklaşık 34 günlük bir arası var. Burayı hedef yaparak gelecek. Bu biraz da bizi önümüzdeki yıl için Burgaz'ın yarış kariyerine hiç kimsenin kalkıp eleştirmek gibi bir lüksü yok. Özellikle ki 2000 üstü mesafelerde en iyi koştuğu mesafe. Diri gelecektir. Pist, hava, sevdiği bir pist, yaşadığı bir şehirde koşuyor. Zaten bu yarış çekatların yukarıdan aşağı baktığımız zaman birçoğu ev sahibi. Dışarıdan pek misafir kabul etmiyorlar. Az sayıda misafir kabul ettiler. Havaya baktım. Yola da gideceğimiz için havaya baktım. Bu haftanın en sıcak günü 19 derece gibi, mevsim normallerinin çok üstünde bir ısı. Özellikle şey, Ankara'da. Tabii ki. Görmeyiz. Yok, ben söyleyeyim, ben Ankara'da askerlik yaptım. Yani buraya çok yakın birlikte yaptım. Etimüs'te yaptım askerliği. Kasım ayında dış nöbetler yarım saate indiğini hatırlıyorum. Tabii hocam, hatırlıyorum. Ankara, yani o... Eski soğuklar Türkiye'de yok, de yok artık. Ön açılışı hatırlıyorum. 98 hani Kumpis'te yapılan. Ben önünü hatırlıyorum, arkasını da hatırlıyorum. Ben o 98'de at bindim, jöke odasında dönüyorduk. Biz bir tane bir ısıtıcı bulmuştuk, onun yanında soyduk. Yani o ilk yıllar tabii sıkıntılı. Bir sonraki 99 yılında işte depremden sonra ben de oradaydım. Daha hipodrom yeni tamamlanıyordu. Evet. Ama bugün için pist, hava, Burgaz'ın, eğer ki bugün gençlerle vereceğiz sınavda, Burgaz'ın bir bahanesi yok. Diğerlerinin de yok, yani gençlerin de yok. Burgaz, ben geçtiğimiz yayınlardan birinde söyledim. Geçtiğimiz yıl ben hep at yarışlarını büyük ölçüde Kırkpınar'la çok kıyaslamayı severim. Kırkpınar'da geçtiğimiz yıl bir usta bir pelivan dedi ki, artık öyle güzel genç pelivanlar var ki yakında bize bıraktıracaklar mesleği dedi. Ve geçtiğimiz yıl ve bu yıl genç bir pelivan üst üste iki kere galip geldi. Yani gençler böyledir. Alttan gelenler yukarıyı zorlarlar. Her işte böyledir. Yani bir işin eşyanın tabiatına aykırıdır. Evet. Nasıl Burgaz genç bir safkandı ve oldukça ciddi performanslara imza atarak rakiplerini kolay mağlup etti. Bu yarışlar genelde böyledir. Sezon sonunda yarışın neticelerine bakarsanız genelde hep gençlerin daha ağırlıklı olduğu, başarı oranı yüksektir. Ama Burgaz böyle bir at değil. Burgaz kolay pabuç bırakacak çok kolay bir rakip değil. Dinlenerek dinç geliyor. Çetin Ceviz olacak Burgaz bu kez. Bakalım. En iyi dereceyle katılıyor. Evet. Ve Bayram Tanrıverdi'nin Tanrı Dostu. Geçen sene bu koşuyu kazanan isim Hışman Çift'le start alacak. Geçen sene ikinci yarı muhteşem performans koymuştu ortaya. Taylolo seriye bağlamıştı. Cumhurbaşkanlığı koşusuyla sezonu kapatmıştı. Bu sene dört kez start aldı. Birinciliği yok. Geçen seneki performans birincilik gelir mi? Ya da ortak olabilir mi? Zadık'cığım şöyle ki, geçen yılın yani aşama kaydeden en iyi atıydı. Bu çok net. Sonuç itibariyle 2023 yılının sonunda hem Ankara koşusunu hem Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazandı. Ve müthiş bir performansı vardı. Bu mesafelerin en iyi atlarından, Ankara pistini tanıyor, biliyor. Ve mesafe tamamen lehine ve yarışın gidişatını da lehine. Fakat tabii ki geçen sene 10. ayda bu koşuyu kazandıktan sonra Ankara koşusu ve Cumhurbaşkanı'nın ardından bir 8 ay kadar bir arası var. Evet. 6. ayda tekrardan başladı. 6. aydan bu zamana kadar da 4 yarış koştu. 2. koşusunun bir ikinciliği var ama ondan sonrası 2 yarışta beklentinin altında kaldı. Birçok atlı olduğu gibi belki sıkıntılı problemleri çözülerek hazırlanıyor. Çok özel bir at. Gününde olursa Taylor'un mesafede geçemeyeceği at yok. Çünkü geçen seneki o 2 yarışı aklıma geldiğinde müthiş kuvvetli ve çok iyi yarışlar yapmıştı. Ama bu yıl o performansı yok. Geçen yılki duruma geldi mi idman pistinde iyi gözüküyor ama bunu yarış içerisinde göreceğiz. Dolayısıyla da şansı biraz az gözüküyor. Çünkü neden? Bu yıl 10. aya kadar 4 yarış ve 2 tanesi beklentinin altında. Kendine sürpriz bir şans arayacak. Ama gününde olduğuna tekrar ediyorum, şu an için uzun mesafede geçemeyeceği at yok. Geçen senin gayri Taylor'la hocam. Şimdi o yarıştan sonra at bir kere bir inişe geçti gibi duruyor. Arada verdiği aralar var. Ayrıca da gün içinde biraz idman detaylarını inceledim. Öyle çok ciddi bir idmanı yok. Belki atın sevdiği tarz idman bu olabilir ama geçtiğimiz yıl Taylolo, biz bu ekranlarda
3-4 ay öncesinden söyledik. Cumhurbaşkanlığında en etkili safkan bu olacak, bu olacak diye bağıra bağıra geldi o son. Çünkü çıkışta yakaladı, ezilmeden geldi oraya. Ama o Taylolo bu Taylolo değil bence. Yani geçtiğimiz yılki Taylolo bu Taylolo değil. Geçtiğimiz yıl müthişti. Sezonun ikinci yarısında atağa kalktı ve müthiş bir çıkış çıkışta yakaladı bu yarışı. Ve rakipleri yorgundu. O çok diri ve formuna yakaladı. Atta belli ki bir takım sağlık sorunları geçirdiği belli, verdiği aralar var. Çünkü sezona bir başladı, bir geri kaldı, bir daha hep bir şeyler var. Ama bu demek değildir ki at yarışı bu. Yarın çıkar, müthiş bir yarış sergiler. O yarış bu yarış mıdır? Ben pek inananlardan değilim. Çok iyi koşarsa tabelanın altlarında güzel bir yer alabilir ama tabelanın üstünü zorlayacak bir pozisyonu şu an itibariyle pek görünmüyor. Ve Necati Demirkol'un sahibi olduğu geçen sene Cumhurbaşkanlığı Kurusu ikincisi Vinci Töre Selim Kaya. Şimdi Vinci Töre hakikaten çok güçlü bir at, çok kuvvetli bir at, çok çok yetenekli bir at. Yani yarış kariyerine bakıldığında yani 12 milyon gibi bir kazanç sağlamış. Grup 1 galibi. Sentetik pistte, Çin pistte göre bir tık daha iyi performans sergilediğini hepimiz çok net biliyoruz. Baktığınız zaman hep grup yarışlarında start almış. Grup yarışlarda Çin pistte yakın ara bitirmiş. Sentetik pistte de birçok koşu kazanma başarısı göstermiş. Fakat son iki, yani son yarışından önceki iki yarışı Celal Bayar ve Boğaziçi koşusu beklentinin çok altındaydı. Hatta o gün için bir sıkıntı oldu, evet. Aşikar. Hatta o yarışın ardından acaba bir daha geri gelir mi ya da bu yıl koşar mı diye düşünürken Büyüklük'te çok iyi bir performans sergiledi. Yakın ara üçüncülükte bitirdi. Aslında bu mesafe ve işte koşudaki start alan rakiplerine bakıldı. Vinci Töre yarışı denir buna. Niye? Hızlı giderse gidenin peşine takılır. Yavaş giderse tempoyu kendi belirler. Bir yerlerden sonra kaçar. Rakipler beni yakalasın der. Geçen sene ben varken yapıyoruz son anda. Son anda kaybetti. Bravo geldi. Son yüzde yakaladı. Son anda geldi. Fakat işte programın başından beri havayla ilgili konuşuyoruz. Dolayısıyla pist yani çok yumuşak olmayacak. Normal pistte koşulacak. Sanki böyle biraz kuru çimde Vinci Töre sentetik piste göre biraz beklentinin altında kalıyor. Böyle hal böyle olunca da 6 tane genç at var. Gazi Galibi var. Gazi'den sonra 3'er üstüne geçilmeyen bir Borrego var. Yani ciddi rakipler var. O yüzden de ben Taylolo gibi bir performans bekliyorum. Yani gününde olduğunda kesinlikle böyle yarışlara ortak bir attır Vinci Töre. Ama son 3 yarışına bakıldığında bir tek sentetik pist yarışı iyi, diğer 2 yarışını dikkate aldığımda o gün içinki performansı neticeyi belirleyecektir. Usta jockey'i biliyor. Bence koşuya renk atacak. Selim Kaya Vinci Töre geçen sene ikincisi. Bu sene neler beklersin? Şimdi benim hep söylediğim bir şey vardır. Piste çıkan atlardan biri kazanacak. O at bu at mıdır dersen ben demem. Çünkü en iyi olduğu günlerde dahi çok çim atı değil. Ya benim nezdimde değil derken karnesine bakıyorsunuz. Hayatında 21 kez koşmuş. Bir kez büyük taarruz koşusunda gelmiş. Az katılımlı bir yarış. Yani açık ve net konuşmak lazım. Biraz o da gelir bu da gelir dersek dinleyene bir şey vermiş olamayız. Atın son aylarda ciddi bir düşüş söz konusuydu. Hatta bazen yarışı arkalarda erken terk ettiği yarışlar oldu. Son yarışında sevdiği pist ve mesafede böyle bir kıpırdar gibi oldu. O kıpırdama buraya yeter mi? Bana göre yetmez. Neden derseniz bu at zaten önde gidiyor. Geçtiğimiz yılda önde çok rahat kaldığı için öyle tehlike arz etti kaldı. Şimdi burada yarışın gidişi bu atlar hepsi bizim de bu yarışta at koşan at sahiplerinde, antrenörlerinde, seyircilerinde bildiği çok net atlar. Şimdi Vinci Töre öyle çıktı. Vinci Töre öyle çıktı. Arkasında dizilim belli 3 aşağı 5 yukarı. Age of Fire, Right the Lightning. Bunlar bir yerden sonra prese girecekler. Yani bu yarışı öyle Vinci Töre'nin düz yolda 3-4 böyle önde çıkacak. Bırakacağı yarışlar değiller. Yani artık bu yarışlar bu sene öyle olmaz o yarış. Muhakkak ki klas bir safkan. Geçmişine saygı duymak zorundayız. Her yarışında yarışın kaderinin oynayan bir safkan. Önde bıraktığın zaman ciddiye almayacağın bir at değildi. Ve zaman zaman tehlike arz etti. Zaman zaman gerek politrakta gerekse çim pistte bir kere kazanmış olsa bile defalarca kazanıra yaklaştı. Ama o vuruşu çim pistte yapamıyor. Kumda veya da politrakta yapabilen bir safkan. Yarışı ciddi bir renk katacaktır. Önde bir yerden sonra tempoyu yavaş götürmeye kalkarsa Right the Lightning'in veya Age of Fire'ın ciddi baskısına maruz kalacaktır. Çünkü onlar da hem kendi yarış stilleri hem ekürlerinden dolayı yarışı bir yerden sonra hızlandıracaklardır. Vinci Töre böyle tempoyu kendi yapmayı seven
götürebildiği kadar önde yavaş götürüp düz yola diri ve önde farkla çıkarsa iyi koşabilen Safkan, bu yarış o yarış mıdır? Bana göre değil. Ama yine de klası var. Tabelanın alt basamaklarında bir yer bulabilir. Ve gelelim 3 yaşlara. Bundan sonra Türtaylar 3 yaşında ve Borrego, Hayrullah Doğan'ın sahibi olduğu Safkan, Gökhan Kocakay ile start olacak. Gazi 3. lüğünden sonra arka arka 3 birincilik, evet. Son startmış. Jockey Kulüpası'nda da Dragon Frame'e geçelim. Ya çok iyi bir derece Dini Çerçeveci kostümü kazandı ve dikkatleri üzerine çekti. Doğal olarak da yol ortası Gazi kostümü bir sonraki ayağı da Niyazi Polatyar. Ki biliyorsunuz geçen sene Urfa Aslan'ın yol ortası böyleydi. Fakat Niyazi Polatyar kostümünde 5.liği kötü değil ama beklentinin çok altında kaldı. Yani sanki bir yarış önce o koşuyu, o performansı sergilen Borrego'dan daha yüksek beklentiler vardı. Fakat sonrasında tabii ki Gazi kostümüne katıldı ve Gazi kostümünde dikkatleri üzerine çeken en önemli safkalardan biriydi. Çünkü yani koşu içerisinde düzlük dönükken biraz dışarıda kalması, rakiplerin daha önce hamle yapması ama fakat fotoya diri girdi. Dışarıdan öyle bir etkili geldi ki üçüncülükte direkt dikkatleri üzerine çekti. Ve ardından Beyoğlu, Mimar Sinan ve Boğaziçi koşularını kazanınca doğal olarak da Jockey Kulüp kostümünde favoriler arasındaydı. Ama öyle bir rakibe denk geldi ki Gazi galibi Dragon Film yapacak bir şey yoktu. Borrego'nun bana kalırsa Gazi kostüm performansını devam ettirmesi o 3 tane birinciliği elde etti. Çünkü en ciddi rakibi Dragon Film olursa arı start almamıştı. Bu koşuda da şansı yüksek. Neden? Çünkü 56,5 kilo koşuyor. Hatta 3 yaşlı safkanların abilerine oranlı 3,5 kilo avantaj söz konusu. Ben jokeylerin ağırlıkla fazla bineceğini de düşünmüyorum. Hepsi dikkat edecek. Zaten yılın son önemli festival günlerinden bir tanesi. O yüzden de herkes kilosunda binecektir. Böyle yarışlarda da 2,4-3,5 kilo çok ciddi fark edecek. Kendini sizin tanıyan jokeyle start alıyor. İşte hocanın da dediği gibi yani sonuç itibariyle Vichitor'un, Age of Fire'ın ve Red Dead Lightning'in olması en azından önde bir tempo olduğunda enerji var olacak. Borrego gibi atlar daha da rahat edecek. Çünkü çok yavaş gittiğinde, önlere yakın gittiği zaman bence bu atlar beklemeni veremiyor. Fakat koşuyu düzlüğe bıraktığında daha da etkili olacak. Koşta şans olan safkanlardan Borrego bugün için iyi koşacaklar. Sadece bir dezavantajı, şehir değişikliği ilk defa Ankara pistine gidecek. Yani. Şehir değişikliği o pistte nasıl bir performans verecek bilemiyorum ama İstanbul'daki yarışlarını yaptığında kesinlikle şansı var tabii ki. Gazi 3. dakika çekmişsiniz Borrego'ya. Daha sonra 3 koşu arka arkaya, son koşta 2. İnanır mısın Niyazi Polatyar kostunda benim şahsi kanalım, yani bu at koşmazsa yazık olur demiştim. Çünkü son kez Gazi'ye giden son virajda Niyazi Polatyar kostunda bu sezonki en kötü yarışını koştu Gazi'den önce. Yani oradan puan alamadan yarıştan bazı çıkan o hafta Gazi haftası ve Gazi haftasından önce Gazi'den kayıttan bir hafta önce sakatlanan veyahut da farklı yarışları tercih eden safkanların dolayısıyla Gazi koşma hakkı kazandı. Yani bıçak sırtı girdi Gazi'ye. Zor girenlerdendi. Ama Gazi'de müthiş bir performans sergiledi. Ciddi trafik sorunu yaşadı. Çamurda rakiplerinin tersine inanılmaz koşuyor. Bugün en büyük şanssızlığı bu mevsimde Ankara'nın yağış olmaması. Yazın defalarca yağıştan pistler değişti. Yani Kasım ayında yağış yok. En büyük şanssızlığı burada. Rakipleri iyi rakiplere karşı koşuyor. Özellikle kendi evinde koşan Dragon Flame var. Biraz ondan da bahsedeceğiz biraz sonra. Dragon Flame'in evinde koşması. Biraz ufak tefek bir hatta inşallah yoldan olumsuz yönde etkilenmemiştir. Ama sonuna kadar savaşan, çarpışan çok karakterli bir yarış atı. Gününde olduğu zaman ki verdiği ciddi ara var. Zaten hem kendisi hem rakibi aynı eşit şartlarda, eşit zamanda çıkıyorlar ama tabii bunun bir ne olursa olsun o aylardır, gerçi 2 senedir kaldı ahırda kalacak. Bu ilk kez kalacağı bir ahıra gidecek. Bunlar da biraz işin eksi yönleri. Ve 2024 yılı Gazi galibi Emrah Gun'un sahibi oldu Dragon Flame. Akın Sözen'le start alacak. Çok çok formda geliyor koşacak ki yarış yaşamını Ankara'da başlamıştı. Evet. Pası biliyor. İki yarış var Ankara'da ve Dragon Flame doğal olarak belki bu kuşun favorisi çıkacak cumartesi günü. Ya dedik mi tabii ki favori çıkması çok normal. Şampiyon safkandan bahsediyoruz. Bu zamana kadar 9 kere start almış. İlk 4 yarışı Ankara ve Antalya. 3 tanesi kum, 1 tanesi sentetik ki bu at yani çok ciddi bir çim atı yaptığı yarışlara bakıldığında. Ben hep şunu söylemişimdir. Bir atın kazanarak
yarış hayatına başlaması ve devam etmesi, koşu klasmanı ne olursa olsun o iyi bir attır. Şimdi Dragon Flame 9 yarış koşu, üçüncülüğü yok. Yani 6 tane birinci, 3 tane ikinciliği var ve üçüncülüğü yok. Ve bu gösterdiği performansla da bence bu birinci ve ikincilik serilere devam edecektir. Galibini izledim. Sonlara doğru jockey ufaktan yürüttürüyor. Atına kadar güveniyorlar ki 1200 metre galibini öyle yürüttürerek yaptırıyorlar aslında. At nefes kondisyon olarak belli bir seviyede. Ama da demek ki güveniyorlar, galibini yaptırıyorlar. Ben koşunun haklı olarak favori olduğunu düşünüyorum. Mesela bir yarış öncesinde en ciddi rakip Borrego'ya Akın yerini vermişti. Yani niye yerini verdi? Aslında en iyi yerde dedim. Ama altındaki makineyi biliyor. O kadar kendinden emin ki düzü döndü, hiç acele dışarıya çıktı. Şartlar ne olursa olsun Gazi Kostu'nu kazandığında Borrego 3. olsa da ardından 3 tane çok önemli yarış kazanıp son yarışında çok formda girmişti. Öyle bir rakibi hiç transfer etmeden, yani geldi 4'sün 3 sonunda kolaydı. 200'e yakalamasıyla 5 puan fark yaparak kazandı. Yani bunu her at yapamaz. Böylesi grup bir yarışları yapan da zaten çok özel attır. O yüzden de kendisini tanıyan jockey'ine haklı olarak favori hanesinde Dragon Flame. Ankara pistinde şöyle ki Çin piste çıkmamış. 3 yarış kumda koşup sağda Antalya'ya gitmiş. Ama tabii ki yolculuk yapmadan geliyor. Pistten çok etkileneceğini düşünmüyorum. Koşunun doğal olarak haklı favorisi Dragon Flame. Gazi galibi, en son Türkiye Jockey Kulübü'nün galibi Dragon Flame. Koşunun haklı favorisi olmasını kabul eder misin? Yani konuşulacak bir şey yok. Sadece bekleyip, yabancılar ne diyor? Wait and see. Evet. Bekle ve gör, göreceğiz. Burada tabii bir konuya altını çizmek istiyorum. Hatta bir ara niyetlendim. Dedim Engin'i arayayım geçen hafta. Bir konuşayım. Engin kardeşimizdir. Zaman zaman da nadiren de olsa görüşürüz. Bir fikir vereyim dedim. Ama sonra dedim olası bir aksilik olur. Bir tatsızlık olur. Sonra müsebbibi ben olmayayım, evet, altında kalmayayım diye vazgeçtim. Mesela bu tarz atların hayatında hiç çıkmadığı bir Çin pistte bu hafta bir galop yapmalıydı. Mesela yarış galopunu hipodrom müdürlüğüne giderseniz, geçmişte bunları yaşadık. Çok eskiden zaten vardı. Burada zaman zaman atın iyisi kötüsü olmaz. Herkesin de tabii ki kendidir ama bu atlar özel atlar. Hiç çıkmadığı bir Çin pistte çıkacak. Hı. Hiç değilse böyle bir galop veya kenter mahiyetinde bir tur vakar niyetinde veya idman programı neyse bu ata bir gün idmana çıkabilme şansı verilmeliydi. Bu ve benzeri atlara bu tarz grup bir yarışlarda. Çünkü bu at her ne kadar Ankara'da da kalsa, Ankara'da koşmuş dahi olsa, her sabah orada idmana da çıksa o Çin pist farklı bir pist. Söyleyeceğim bu kadar. Her şey lehine görünüyor. Mesafesi, pisti, havası, hani şimdi formu, hiçbir bahanesi yok. Bahanesi olduğu günler yine kötü koşmadı. Mesela bir rahatsızlık geçirmişti Gazi'den sonra geldi yine harika bir ikincilik sergiledi. Ama hemen arkasından sağlığına kavuştu. Dört dörtlük girdi yarışta. Adeta restel yaptı, rakiplerine koşma şansı bırakmadı. Yani 200'de bastı gitti. Bir anda grubun içinden çıkmasıyla 5-6 boy ara yaptı ki Akın Sözen'e de burada bir iki cümle söylemek istiyorum. Bu atla beraber farklı bir Akın Sözen. Ben aprantiliğinin ve jokeylik kariyerinin ilk başlarından beri tanıyanlardanım ve ilk şans tanıyanlardanım. Okul birincisi bir aprantiydi. Zaman zaman inişli çıkışlı performanslar sergiledi ama biraz sonra işte konuşacağımız ilk yarışta da bahsedeceğiz. Zaman zaman çok güzel yarışlar kazanıyor. Kendine müthiş bir, bu ata çok şey borçlu Akın. Bu atla beraber bir özgüven geldi. Kazanacak yarışı kaybetmiyor artık. Evet. Çok rahat biniyor. Yani ata öyle inanıyor ki arkada gidiyor, geliyor, bekliyor, hadi diyor dedikten sonra at zaten canını dişine takıyor. Yani çok karakterli bir at. Çok müsabık bir at. Söylenecek bir şey yok. Maşallahlık bir at. Pistlerde görmek istediğimiz birçok görmek istediğimiz at gibi bu jenerasyonun orta mesafeden sonra 1600'den buraya kadar müthiş bir performans sergiliyor. Çok sakin, güzel bir at. Başarılar diliyoruz. Ve Melis Kurtalini'nin sahibi oldu. Festival Fever, Halis Karataş'ın start alacak. Ankara'da ilk koşusunda, sürat koşusunda 3. olmuştu. Ardından İstanbul Beyazıt'ın koşusunu kazandı. Evet. Neler söylüyorsun?
Şimdi festival fevri zaten 2 yaşlı ve 3 yaşlılığında özellikle yol atıcısı Gazi Koç'ta olan yarışlarda en popüler atlardan bir tanesiydi. Çünkü 2 yaşlılığında müthiş bir fiziğe sahipti. Çok güçlü bir attı. Ve işte 3 yaşlılığına döndüğünde, mesafeye çıktığında, mental olarak oturduğunda daha da iyi yarışlar yapacağı düşünüyordu. Fakat bir türlü o yarışları yapmadı. Kötü koşmuyor, yakın ara bitiriyor ama kendinden beklenenin çok altında. Hatta Gazi Koç'su tam bir hayal kırıklığı. Gazi Koç'undan sonra işte bir Fatih Sultan Mehmet Koç'sunda bir 6. var, kötü değil. Topkapı Koç'su 4.'lü dikkatli üzerine çekti. Surat Koç'su yakın ara bitirdi. Ama ardından o beklenen, özlenen, hak ettiği 1.'liği Beylütürk'te sağladı. Bence Alis Karataş'la çok ciddi başarı elde edecektir. Ben Batın kum pistleri çok iyi yarışlar yapacağını düşünüyorum. Yani şu an için sentetik pist ve Cumhurbaşkanlığı Koç'su Çin pisti yapılıyor Ankara'da. Evet, ama sonrasında biliyorsunuz ki kış sezonu geliyor ve özellikle Adana ve İzmir'de çok kum yarışları var. Bilemiyorum Bursa'dan Adana'yı tercih eder ama Bursa'dan İzmir'i tercih edebilir. En azından 2024 yılı değil de 2025 yılı içerisinde tercih edeceğini düşünüyorum. Belki Ege derbisi olabilir. Bilemiyorum. Tabii ki Onur bilir, atın ilgilenebilir ama yani ben bu atın kum pisti de çok iyi yarış yapacağını düşünüyorum. Hatta ben bir festival favori bir kum pisti görmek istiyorum. Çünkü idmanlarında çok kuvvetli. Mesela bu galoba 1400 metre, bu yarışa 1400 metrelik bir galopla katılmış. Bursa pistinde 1.33 mini 4 tek başına çok kolay yapıyor. Ayakkabısına da tırnak yapısına bakıldığında da sanki kumda çok daha iyi işler yapacakmış gibi izlenim veriyor. Ama yarış için ciddi rakipler var. En büyük artısı jokeyi, işte yarış sonrası yaptığı röportajda böylesi atlara son metrelerde kamçı kullanmak ya da çok baskı kurmak değil, gücünü kullanabilme adına devam ettirme dedi ve fotoğrafı önde geçti. O yüzden de koşuda gidişatında en iyi yerini alacak. Niye? Gidenlerin arkasında bir yerlere saklanacak. Yarışın kopma noktasında devreye girecektir. Muhakkak mücadele de olacak ama nerede bitecek hep beraber göreceğiz. Sürat Koç'un üçüncüsü Ankara'da festival filmleri, daha sonra Devlet Türk Koç'unu kazandı. Şimdi defalarca söylüyorum, öğrencilik yaşamında en sevdiğim derslerden biri istatistikti. Yani bugüne kadar hiç at yarışıyla ilgili biri olmasanız veyahut da amatör bir seyirci olsanız, bu atın üzerine tıkladığınızda, bilgilerine baktığınızda at açık ve net şekilde orta mesafe ve sentetik pist at olduğunu gösteriyor. En iyi başarıları bu sahada. Hayatında 14 yarış koşmuş. 14'ün 3 defa pistten birincilikle ayrılmış. İlki Bursa'da Made in. Zaten bu sınıfta bir atın Bursa'da Made in kazanmaması imkan dahili değil. Hangi pistte koşar? Taşta koşsalar geçer o atları. 2 defa ilkinde sezon başı Mevlana Koç'unda, kış sezonunun bitimine yakın Mart ayında Mevlana Koç'unda İstanbul'da A3 harika bir yarışla sezona girer gibi yaptı. Daha sonra bekleneni pek verebilmiş bir safkan değil son yarışına kadar. Son yarışında Beyerli Türkiye geldi. Ciddi bir başarıya sürpriz bir şekilde imza attı. Yarış günü gözümün önüne geliyor. Canlı dişine taktı. Fotoya girerken sizlerin de dikkatini çekmiştir zannediyorum. Ter kan içindeydi. Çok zorlandı yarışta. Sert bir yarış oldu. Kafa kafaya biten harika bir yarıştı. Ekürüs'e Age of Fire'da o gün Gökhan işte yarıştan sonra bahsetmişti hatırlıyorum. Kapandı, istediği yerleri bulamadılar. Ama Ekürüs'ünü bu yarışta temsil etmek istiyor. Bana göre Çin pistte eksik diyemem ama mesafede çok eksik bir at. Hani bu başka bir mesafe. Yani 2400'ün burada çok iyi 2400'leri var ve bu yarış öyle çok yavaş gidecek. Harika bir tempoda, ona çok yatkın bir tempoda gidecek bir yarış değil. Çünkü yarışa bakıyorsun, diziliş belli. Gidecek atlar belli. Sürekli giden atlar var bu yarışta. Yani gitmiş yarış kariyeri boyunca ön tarafta yarışı kabullenmiş atlar var. Ki yarış ne kadar önde kabullenen at sayısı arttıkça mesafe 2400'e yaklaşır ve bu tarz atların şansı azalır. Ama bundan sonraki yarış kariyerinde özellikle ben defalarca söyledim, yine söylüyorum, çok beğendim bir safkan. Çok hataları yapıldı. Yani bu atın 1000 metre çim, 2000 metre kum, böyle bir at, böyle bir şey koşulmaz yani. Artık 10 yarış koşan bir atın metresi, pisti, mesafesi, at hakkında bir fikriniz olmalı. Belki başlarında bu tarz değişiklikler yapılır ama o gün müdür değil. 1000 metre yarışta bekleneni veremedi. Verememesi normaldi. Arkasından geldi. O yarışın arkasından 2000 kuma geliyorsun.
sürpriz bir başarıya imza attı. Yine benzer bir durumdu. Ben bugün pek şanslı olabileceğini zannetmiyorum. Bakalım. Ve Mustafa Yılmaz'ın sahibi olduğu Özcan Yılmaz start alacak. Rock Lighting yarın cumartesi günü bu koşuda izleyeceğiniz bir isim. 3 yaşların en enteresanı. 25 yıl start almış. Evet. İlk kez Özcan Yılmaz start alacak. Doğru. Yani ağırlıklı olarak Mehmet Kaya ile start almış bir Safkan. Hatta bir yarış Saadettin Paras. Selim Kaya'ya bindi. Şimdi de Özcan Yıldırım binecek. İstiklal'de iyi bir at. Sonuç itibariyle yaptığı yarışlar ortada. Fakat tabii ki burada hani baskın atlar var. Yani bu baskın atların hepsi birden kötü koşarsa devreye girebilir. Sadece koşudaki yani stili koşuda lehine. Neden? İşte gidenlerin hemen arkamda boşlukta gidip düzlüğe gereken yürüttüğü kendine şans arıyor. Kendini tabeli içerisinde bulursa bence iyi bir yarış attığını, yapacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi koşuya tempo veren atların hem devamlılığı hem de düzlükte çok baskın gelecek rakipleri var. Her ne kadar bu mesafede başarılı olsa da Banakası 1602 metre arasında daha da yarışlar yapıyor. Bu yarış 2400 metre. Ne startta birlikte hızlı gidersen biter ne de düzü işte önünde dönersen foto gelir. O yüzden de dediğim gibi tabela içerisinde kendine yer bulmaya çalışacaktır. 26. startında Light Landing. Yetenekli bir Safkan. Gücü nereye kadar yetecek göreceğiz. Yarışı önlerde kabul edip direnen bir Safkan. Ekürüsünü oldukça güzel temsil etti bu yıl. Gücü akranlarına pek yetmedi. Ciddi bir müsabakaya çıkıyor. Fakat sevdiği tarz bir geniş bir pist. Böyle tempolu giden, eline çok uzun, bunun fiziğine çok yatkın bir piste çıkacak. Sürpriz bir isim. Gününde olduğu zaman birçok ata zor gelebiliyor ama bu rakiplerini hiç geçemedi. Çoğu zaman geçemedi diyebiliriz. O gün bugün müdür atçılıkta sürpriz olabilir mi? Olabilir. Sürpriz bir isim. Genç, güçlü bir isim. 9 numaralı Safkan'a geliyoruz. Hulusi Çelik'in sahibi oldu. Tall Gold, Mehmet Salih Çelik'in start alacak. Yarış yaşamında Ankara'da bir şartıyla kazanmıştı. O şekilde başladı. Özellikle geçen sene Tendrek koşusuna dikkatleri çekmişti. Daha sonra bir bocalamama son startından da kazanarak buraya geliyor Neraz Öner. Şimdi Tall Gold iyi bir at. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tendrek koşusu sonrası direkt olarak Gazi koşusu forlar arasına girdi. Biz olsun bizim ülkemizde kazanan çok ciddi bir alkış alıyor. Kaybedenle inanılmaz derecede yani neredeyse işte daha önceki başarıların hepsi sanki hiç yokmuş gibi bizim ülkemizde atçılığında atlarla da jokeyler için de bu geçerli oluyor. O yüzden de Tall Gold'da beklenenin performansının altında kaldı. Özellikle işte Gazi koşusu ve diğer yarışlarda. Son yarışlarda bir çıkış yakaladığı yarışları var ama bu rakiplerini hiç geçemedi. Yani bu koşuda bakıldığı zaman 3-4 tane ciddi rakibi var. Bu atlar hepsi kötü koşarsa devreye girecek. Ama tabii ki 56.5 kitletiyle güçlü bir fiziğiyle işte böylesi yarışları başarılmış bir annenin yavru olmasıyla önemli bir ekürede de bulunuyor. Sağlık açısından çok iyi görünüyor. Kendine sürprize şans arayacak. 2014 yılında annesi bu koşuyu kazanmıştı. Tall Gold neler yapabilir? Tall Gold bence gerçek bir maydır. Geçtiğimiz yarışında 2800'de yarış önde kabullenip son 400'e kadar geldi. Ekürüsünü temsil eden sahaya çıkacaktır. Yarışın kaderinle oynayacak isimlerin başında geliyor. Çünkü süratli bir Safkan öne iyi gidiyor. Önde kolay teslim olmuyor. Bir yerden sonra ara yaparsa arka tarafı panikletip rakipleri üstüne çekebilir. Sürpriz bir isim ama ben o bitirici vuruş yapacağına inananlardan değilim. Bana göre gerçek bir orta mesafe 1600-1900 maksimum 2000. Son olarak 3 yaşında katılan son isim ve dişi olarak katılan tek isim Güzel Yalın sahibi olduğu Giz. Eylül ayı başlangıcıyla 8100 metre koşmuş. Ya çok özel bir at. Gerçekten görünümün çok üstüne bir performans sergiliyor. Atın ilgilerini de kutlamak lazım. Şartlar ne olsun Ankara, İstanbul hep ringe geldiğinde hep aynı at. Oter yok. Hareketli, sağlıklı. Hani ringde o yaptığı hareketler heyecan, stresten değil, keyiften yapıyor. Ve müthiş bir performans sergiliyor. Yani Zadik sen de şey mesafeleri saymışsın, bravo. Bir kere yani atın bakıldığında Ankara koşusu ikinciliği işte 9.28, 15 gün sonra Harem koşusu ikinciliği, ardından bir hafta sonra
Bilal Sümet diye bir oyuncu var. Bambaşka bir performans. Çok yürekli bir at. Her şeyliğine bak, bu kuşta her şeyliğine çok ciddi bir kilo avantajı var. Koşunun gidişatın lehine. Bu pisti de tanıyor. Ama bu kadar üst üste yarışlar koşup da böyle ciddi rakiplerinin yanında ne kadar şans olacak hep beraber göreceğiz yani. Evet, bunların hepsinin üstesinden gelebilir mi? Böyle bir yeteneği var. Ama izleyip göreceğiz ama işi kolay değil tabii ki. Süper koşuyor. 800 metre hocam kolay değil bir ay içerisinde. Şimdi ben bazı şeyleri eleştiririm, bazı şeyleri de eleştirmem. Şimdi bir at 8100 metre değil, 12000 metre de koşabilir. At kötü mü koşuyor, kötü koşmuyor. Kazanıyor mu kazanıyor. Kaybetse de engeri gelmiyor. Yarışı diri bitiriyor. 2 oluyor, 3 oluyor. At iyi koşuyorsa benim için ne koştuğu pek önemi yok. Yani yarış tercihtir. Sağ ilgilerinin sorunu. İlgilileri kararlarını kendi öz iradeleriyle veriyorlar. Bu defa son haftalarda üst üste koştu. Zorlanır dediler. Hiç de zorlanmadı. Yarışta kazandı. Bu yarışta da ekürüsünü en iyi şekilde temsil edecektir. Yarışın gidişatı, gideceği yerler tabii ki önemli. Başarılar diyorum. İyi koşmasını beklediğim atlardan biri. Yani evet. Yağmur yağsaydı başka şeyler söylerdi. Evet, muhteşem bir koşu bizleri bekliyor. Hemen Cumhuriyet'e geçelim efendim. 18 safkan koşuya dekleri oldu ki 5-3 yaşında olacak koşuda. Bahçe Derebeyi Şenaltu koşuya Yüksel Göktürk ekibinin temsilen katılacak. Bir tablomuz gelelim. 11'i burada, gerisi arka tarafta. Boğaz Çocuğu, Deniz Efe, Ak Filozof Baba Cavit, Bahçe Derebeyi Dayıntı Tay, Gün Ötesi Soruşa, Şafak Zamanı, Tomar Zincir Koparan bu sayfada. Diğer taraftan Eparven, Göz Pınarı diyerek noktayı virgülü koyalım. Çünkü 3 yaşlara geliyoruz. Efrah, Kral Karınca, Sürertay, Şenaptu, Yeniköy. Yine ifade edelim. Bahçe Derebeyi, Şenaptu, Koşu Ekürü katılıyor Gökhan. Evet. Ya tabii ki Cumhuriyet koşusu sezon sonu ve 3 yaşlı Arap tayların da katılabildiği orta mesafe. Hani şimdi mesela yarış 2000 metre olur ya dersin ki 3 yaşlar çok mesafeye çıkmadı. Bir dezavantajı var. Hayır yok. Birçoğu Hatay koşusundan geliyor. Çanakkale koşusunda start aldı. 53 kiloluk sikletleri var. 53-54 kiloluk sikletleri var. Çok ciddi bir avans yarışı söz konusu. Yani 4 kilo 5 kiloluk farklar var. Bunları lehine çevireceklerdir ki geçmiş yıllara bakıldığında 3 yaşlı tayların da çok ciddi başarılı oldukları yarışlar var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama tabii bir de bir arası var. Arası sonrası Çin'de bir ikincilik, sentetik pistte bir birincilik ve bu koşuya çok iyi hazırlıklarla gelen ciddi bir rakipleri var. Deniz Efe. Geçen sene galiba. Geçen sene sezon başı yaşadığı şanssızlık değil. Evet, geçen sene bu koşuyu kazanmıştı. Şimdi tabii ki 14 starttan çıkacak. Tabii ki Deniz Efe'nin stili artık belirlendi. Yani önde kendi temposunu kurup bıraktığında yakalıp geçmek çok kolay değil. Önde gidecek atlar da var. Başta zincir koparan olmak üzere yarış çok süratli, çok yavaş gitmeyecektir. Zaten orta mesafe kalabalık yarış, çıkıp kendimize bir yer alalım, bir yer bulalım, aldığımız yeri muhafaza edelim diye. Bu tarz yarışlar ben daha önce de jokeliğimde de katıldığım için bir kere iyi bir yere düştüğünde, o yerini kolladığında çok büyük avantajlı duruma düşüyorsun. Şimdi bu yarışta bunu yapabilecek çok at var dedik. Yani 18 tane start alıyor. Baktığın zaman istediği zaman öne gidecek atlar var. Gidenlerin arkasına gidecek atlar. Ben daha arkada bekleyeyim, yüzükte kendime şans arayayım dediğimde buna da cevap verecek atlar var. O yüzden hani son yılların en çekişmeli, en zorlu, belki de içlerinden bir tane iki tanesi çıkacak çok baskın bir performansla işte fark yapıp gelip 1-2 olabilirler. Ama onun dışında son 200'de 10 tane atın binicik mücadelesini izleyebiliriz yani. Mesela bu hafta Çaldıran koşusu var. Çaldıran koşusu çok net bitti. Baskınlığıyla iyi koşan atların ilk 4'te bittiği, bir diğer iyi koşan atın 5'inciden gelip diğerlerinin pek şansı olmamıştı. Ama bu grup 1 öyle değil. Bu hataya yer yok. Jockey inisiyatifi çok önemli ve start numarası da inanılmaz belirleyici olacak. O yüzden de tabii ki toparlayıp yarış severlere önereceğim ilk isim tabii ki Deniz Efe. Çok güçlü bir at ve bu mesafenin en iyi atlarından. Dolayısıyla da ben özellikle Ahmet Çelik'in bu yarışı düşünerek o iki koşusunda yaptığına inanıyorum. Çünkü şartlar ne olsun, o yarışlar da kendine biraz çok önemli bir koşu ama Cumhuriyet tabii ki bir başka. Deniz Efe'nin Hara hayatında da çok büyük etkisi olacaktır. İlk şansı Deniz Efe'ye veriyorum. Olası bir yağmur yağsa da, yer yumuşak olsaydı elbette Deniz Efe'ye de yarayacaktı ama yani öyle bir Göz Pınarı yarışı izledik ki Deniz Efe'yi geçtiğinde at idman pistinde piste sığmıyor neredeyse. O kadar iyi durumda ki Zadik, yani her an tekrardan
Deniz Efe'yi de bütün ekipleri geride bırakarak bu koşuyu dişi bir at kazanabilirse bu kesinlikle göz pınarı olacaktır. Usta jockey ile ve 10 starttan çıkıyor. Hemen önüne Deniz Efe gelecek. Onun arkasında onun yolunda kolay bir yer bulabileceğini inanıyorum. Ben çok ciddi rakip olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Solu Şah müthiş bir performansı var. Hatta ben sentetik koşusu sonrası dedim ki Cumhuriyet koşusunu Solu Şah kazanırsa benim için sürpriz olmayacak. Çünkü çok istikrarlı, çok iyi geliyor. Ve böyle kalabalık yarışlar bu hata yarıyor. Çünkü çok kapama, daralma gibi bir derdi yok. Sadece düzlük dönümünde bir yol bulsun kendine. Oradan devam ediyor. Çok kısa zaman diliminde bile girip ara kapatabiliyor. Solu Şah'ın şansı olacak bu yarışta. Bir diğer şanslı isim de bence Tomar. İnanılmaz bir yükselişe geçti. Ankara'ya gitmiş, Ankara'da hazırlanmış. Ankara'da galop yapmış. Ankara pistinde 1009 gibi çok ciddi, kolay bir galopu var. Ve müthiş bir performansı söz konusu. Bu hatta böyle yarışlarda şanslı. Niye? Çünkü kolay gidiyor. Dolu dolu gidiyor. Yarış içerisinde inisiyatif alınacağında böyle atlarda hemen yerini alabilsin. Hemen o yeri değerlendirebilirsin. Benim önerebileceğim 4 at bunlar ama tabii ki birçok atın şansı var. Ak Filozof iyi koşacağını düşünüyorum. Bahçeli Devrebi'yi iyi koşacağını inananlardanım. Ben sadece bu Cumhuriyet koşusunda 3 yaşların çok fazla şansı olduğunu düşünmüyorum. Yanılacak mıyım bilemiyorum. 2 gün sonra belli olacak. Ama ilk 4'ün böyle sürpriz hanesinde de dediğim gibi Ak Filozof ve Bahçeli Devrebi'yi değerlendirebiliriz. Ama ilk 4 sıradan bu şekilde olacak. Evet. Hocam 5-3 yaşında, 4-5 yaşında, 9-4 yaşında Safkan var. Harika. Oldukça güzel. Bu kez ibre tersine dönüyor burada. Usta ve yaşlı atlar biraz daha, yaşça büyük atlar biraz daha göz önüne çıktılar. Çünkü Taylar'ın son performansları biraz inişli çıkışlı, pek istikrarlı değillerdi. Deniz Efe gerçek bir baş pehlivan, yarış kariyeri. Son yıllardaki Türkiye'nin en iyi arabatlarından bir tanesi, en iyisi diyebiliriz, tartışmaya kapalı bir durum. Son yarışında ciddi bir birincilikle ciddi bir atı mağlup ederek ve güzel bir dereceyle bu yarışa geliyor. Geçtiğimiz yılın galibi bu kez de kazanmaya yakın duruyor. Yarıştır bu, biz yine tuttuğumuz atları verelim. Gözpınarı, Tomar, Boğaz Çocuğu ve Şenalp Tuğ diyorum. Bu şekilde Suat Demir. Deniz Efe'den sonra. Deniz Efe'den sonra tabii ki. Evet, güzel bir hafta sonu gerçekten. Biraz sonra da hafta sonuna daha da bakacağız ama ben sayın yönetmenim rica edeyim, bir mola rica edelim, bir ara rica edelim eğer müsaitsek. Daha sonra da hem geçen haftanın göz alınan olan koşularına hem de hafta sonu programına bakacağız. Müsait olduğumuz efendim ara vereceğiz. Bir aramız var. Aradan sonra sizlerle birlikte olacağız. Atları tutkuyla sevenlerin adresi altılıganyan.com'un sunduğu format devam edecek. Bayrak havada. Star Belinti ve Gazi koşusunun 98.'si. Yarış severlerin yoğun alkışları altında başladı değerli yarış severler. Mücadeleye katılmaya çalışıyor. İki safkan 200 yakın aralarda geçiyorlar. İç kumarda 5 numaralı Dragon Flame şimdi rakibine hakim oldu. İkinci de kal konuşma Son of Google gerilerden 16'ımız Ziska gelmeye çalışıyor. 5 numaralı Dragon Flame koşuyu kazanıyor.
Atları tutkuyla sevenlerin adresi altılıganyan.com'un sunduğu format devam ediyor. Evet, programımız devam ediyor efendim. Ankara Kalesi koşusuna gidiyoruz. Ankara'ya grup 1, 3 kare İngilizler 1500 kuma çıktı. Bu sezon geçirmeyen Gordon Cliff %48 ile altılıganyan favori tablosunun değil ama yeniden kum pisti olan Depermen Özcan Yılmaz'ın ne de bilinçliğinizi attı Gökhan? Ya tabii ki Depermen kum pistinin çok başka bir atı. Zaten bundan önce ilk koşusunda bize bunu göstermişti. Fakat Anafartalar koşusunda İstanbul'a gelip hani beklentinin çok altında bir performansı vardı. Onun sonrasında bir arası var, 2 aylık. Bir arası var. İki ay aranın ardından çıktı bir kısa vadeli yedi yarışta. Yani Yıldırım Beyazıt koşusunun sanki birine bir ara sonrası bir koşusu gibiydi. Ve müthiş bir fark yaptı. Zaten yani bu kadar uzak karabiyatın kazanması normal değil. Kolay da değil. Ve ardından Yıldırım Beyazıt koşusuna çıktığında yani belki son yıllarda bu kadar uzak ara grup 1 kazanılan bir yarış olduğunu düşünmüyorum. Yani 18-20 boy kadar bir fark yaparak kazandı. Ve tamamen dikkatli üzerine çekti ve biliyorsun geçen sene İzmir'de bu ekranlarda biz bu stüdyoda Depermen'in kumda çok başka bir at olduğunu üstüne basa basa söylemiştik. Hatta kazandığı bir yarış vardı Öncan Yıldırım'la. Foto geçerken kulaklarını oynatıyordu. Mesafeye çıktığında tamamen rakiplerin üstünlük sağlayacağını paylaşmıştık ve sonrasında bir yarışta beklentinin altında kaldı, şanslık yaşamıştı, ondan sonra buralara kadar geldi. Bence Beyrut Türk kursunda İstanbul'a gelmesi benim açımdan da doğru bir karardı. Çünkü sonuç itibariyle bu kadar uzak ara kazanılmış bir grup birinin ardından bir yarışta beklentinin altında kaldı diye karar vermek çok doğru olmadığını düşünüyorum. Burada en büyük hamleyi kim yaptı? Özcan Yıldırım yaptı. Çıktı. Atı yarışa başlattı. Koşuyu önde kabul etti Beyrut Türk kursunda. Dedi ki atın gücünü gösterme açısından koşu önünde kabul ediyorum dedi. Fakat at devam etmeyince tamamen atı ellemedi ve bıraktı. Dolayısıyla da at üzülmediği için sadece pistten etkilendiğinden dolayı kötü koştuğunu bu yarışta bize gösterdi. Şartlar ne olursa olsun Gordon Cliff gibi bir rakibi var. Şimdi burada mesela herkes ayağın kurşuna bir eleştirisi var. Olabilir. Herkesin kendi fikri ama mesela düzlük dönüldüğünde bir dört boy ara var, o dört boy hiç kapanmıyor. Hiç kapanmıyor. Yani iki boyla bile bitse ben diyeceğim ki ya Ayhan rakibin önde gidiyor, yerin iyi, birazcık daha peşine takıl. Ama o dört boy ara hiç kapanmadı. Hatta fotoya geçerken beş boy kadar çıktı. Beş boy olmuş. O yüzden de hani elbette rakibinin birazcık daha yakında takip etmesi beklenildi. Çünkü Gordon Clifton mesafenin en iyi atlarından. Ama Dapperman durmuyor yani. Durmadığı için de yakalanmıyor. Çok yakalanacakmış gibi de gözükmüyor. Mesafe uzadı mı zaten hiç yakalanmaz. Balakas'ta kumda da orta mesafedeki en iyi rakibiyle start aldı. Gordon Clifton bugün ilk defa bu yarışta geçildi. 1200 ile 1600 metre arası müthiş bir performansı var. Şimdi buralarda belki ikincilikte olabilirdi ama Ayhan'la yarışta bir tempo vardı. Yeri çok iyiydi bak. Şimdi buralardan sonra Ayhan'da yürüttürüyor. Düzlük dönmeyecek. O da arkasında zaten. Ya yani. Şöyle hani kaçtı rakip evet ama ara kapanmıyor. Bak buralarda hadi dediğinde yürüttürdü geldi. Çok ciddi bir atak yapıyor. Orada da hızlanıyor geliyor ama rakip durmuyor. Zadik rakip durmayınca yakalanmayınca yapabilecek bir şey yok. Gerçek kumun en iyi atlarından Dapperman muhtemelen bundan sonra sadece kum pistte koşacaktır. Uzun mesafede tamamen rakipsiz. Evet. Orta mesafede en iyi rakibini geçti. İyi gidene bir kez daha kutlayalım. Özcan Yıldırım da atı çok iyi tanıyor. Dediğim gibi Belçik kursunda üzmedi. Bu yarışında da gerçek gücünü göstermesi için rakiplere buyurun gelin ben buradayım dedi. Maşallahlı bir at. Yeniden kuma dönen Depermen hocam. Olabilir. Pist farkı böyledir. Ama ben aylar evvelden söyledim. Bu yarışı bu at kazanır dedim. Kimle koşarsa hiç önemli değil. Depermen'in bu yarışı koşması ve kazanması çok iyi. Yani Gordon Cliff'in bu atı geçme ihtimali kağıt üzerinde bile yoktu. Neden bu kadar da Gordon Cliff, Depermen değil de Gordon Cliff öne çıktı? Onu da anlamıyorum. Son koşusu mu acaba? Kimin son koşusu? Yani Gordon Cliff'in son koşusu çok mu iyi? 8 yani. Yaşında Kayı Bey'ini zor geçti. Evet. Ondan evvel Kocaeli'nde koştuğu yarış da o kadar iyi değil. Orada da çok önemli bir başarısı yok. Baktığınız zaman Depermen gibi bir at. Ben kışı bunu 9 ay evvel söyledim bu stüdyoda. Kum pistinin en iyi atı Depermen'dir dedim. Tam 8 veya 9 ay oldu. Hem de Şeriat ve Son of Cougar koştuğu dönemde. Gitti. Gerçek bir baş pehlivan.
Belki gece yarışını sevmiyor olabilir. Bir takım nal sıkıntılarından bahsediliyor. Onda olabilir. At koşmadı yani İstanbul'da. Antalya'da da gece yarışında iyi koşmamış Politrak'ta. İkinci denemeyi yaptılar. Denemen lazım. Denemeden bir şey göremezsin. Ama at koşmadı yani. Piste çıktığında da böyle bir hayvan tedirgin bakıyordun sağa sola. Pek rahat değildi. He, Özcan doğrusunu yaptı o gün için. Hiç üzmedi. Hiç üzmedi. Niye üzsün ki yani durduk yere bir atı? Allah göstermesin. Şimdi at 8. değil de 6. o. Sakat çıkacağı yarıştan niye 6. Ankara'dan. Olsun? Bugün de iyi koşmadı. Antalya'da sentete çıkmamış hocam. Nerede koşmuş? Sadece İstanbul. Antalya'da gece yarışı var at. Gece koşmuş da sentete koşmuş. Gece yarışı var. Ben geceden bahsediyorum. Antalya'da da var gece yarışı. Lambalara bakıyor, dikmiş kulakları. Dikkatimi çok çekti. Wording Clive. Wording Clive bir kere, geçen seneki Wording Clive değil. Hiç kendini kandırmaya gerek yok. Ben seyrediyorum yarışları. Yani kariyerinin sonuna gelmiş. Kayı Bey zor geçti Bursa'da. Yani depremini mi gidip geçecekti? Kolay değildi. Yarışta en iyi koşan atlardan bir tanesi Dispergatör'dü. Müthiş koştu. Hiç suya sabuna bulaşmadı. Üçüncülüğe attı. İki olabilirdi, üç oldu. Belki de kariyerindeki ilk grup bir plasesini aldı. Harika koştu. Depremen çıktı. Gitti. Oldukça da güzel bir tempo sergiledi. Gelen gelsin dedi. Kimsenin gitmeye cesareti yoktu. Wording Clive'in yapacağı bir şey vardı. Startlanlar yapışacaktı. Depremen'e kim daha iyi görecektik. Olacağı oydu. Yoksa yani yarıştan sonra duyuyorum. Yok başkası niye üstüne gitsin? Başkası senin atın için. Niye birinin üstüne gitsin ki yani? Herkes burada tabelada veyahut da yarışın en iyi şekilde bitirmeye koşuyor. Başkasının bir atı gelecek, depirmeni kovalacak da sen de geleceksin, depirmen sonlu yorulacak geçecek. Ne güzel bir şey yani, harika. Oldukça güzel. Sen yap onu o zaman, sen kovala depirmeni. Yapacak bir şey yok. İki at tutuşursun. Biz çok gördük böyle. İki tane at kafa kafaya kapıştı. Sonunda ya birinden biri çıktı veya arkadan biri geldi. Başka at gelecek. Dispergatör bunu niye yapsın? Yapmadı. Harika bir üçüncülük elde etti. Maddi manevi olarak atın ilgililere de zannediyorum ki Hülya Hanım da, Hülya Kahraman Hanımefendi de atım çok iyi koştu diye büyük bir keyif yaşamıştır. Depirmeni Cem Kaan Parsak Hoca'yı, Aslan Tepeli'yi, atın ilgililerini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Pistlerde görmeyi arzu ettiğimiz, görüntüsünün üstüne koşan gerçek bir baş pelivan. Beni yanıltmadığı için çok seviyorum bu atı. Ki hala da çok rahat değil. Ama bu yarıştan sonra duyduğum kadarıyla bir dinlenme hak etti. Hak etti değil, bir sahipleri de dinlendirecektir. Atlarını çok seviyorlar. İzmir'de önce Ege derbisinde, sonra Akdeniz derbisinde olası yarışlarda güzel bir boy gösterecektir. Tebrik ediyoruz ilgililerini efendim. Özcan Yıldırım'ı. Ve son cümelekte bitenen Çaldıran koşusu iyi bir katılım vardı koşuya. 2018 yılında Rock Runner 1.35-31 ile en iyi dereceyi yapmıştı. Ve Patrick Star serüven sahibi sahibi oldu. Ve tabii işte start olan Patrick Star 1.35-32 ile bir saniyesine kadar geride kalmış. 1.35-31, 1.35-32. Şimdi son zamanların en iyi çaldıran koşusunu izledik. Bu çok net. Yani koşu gibi yapıldı. Start böyle bir tempo var. O tempoya girdi, herkes devam ediyor. Mesela ben Deo Valentin'in bu tempoda veya bu stille koşmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bu yarış için. Bir önceki yarışlarda sertlik yapıyor. Gidenin arkasında kalıp yumuşarsa daha da iyi koşacak diye. Ama burada çok kalabalık. Yani Deo Valentin burada 4-5 kişi jüküyü de yiyecek, kendini de yiyecek. Asıl Allah asıl o yarışı yapamayacak. Ama kalabalık olduğu için iyi de çıktı. Çok ciddi bir avantaj sağladı. Fakat tabii ki Dehlin diye bir rakibi vardı. Hani diyoruz işte ekürü koşularda. Sanki Dehlin'in bir yarış içerisinde bir ekürüsü varmış gibi. Gidemiyor Deo Valentin peşine ama sürekli arkasından yürüttürüyor. Şimdi Dehlin tabii ki atın ilgileri karar veriyor. Jokene böyle taktik alınmış bilemiyorum ya da inisiyatif mi alındı. Onların bileceği bir grup bir koşuluyor ama bu stilde bu şekilde nasıl başarılı olacaksın ki? Yani üçüncü olmayan bir rakibim var. Senin önünde o kadar iyi bir tempo, o kadar kolay gidiyor ki sen ısrarla peşinde gidiyorsun. Yani Patrick Star'ın herhalde ekürüsü olsa bence bunu yapamazdı. Dolayısıyla da iyi başlayıp önde bu tempoya rağmen dolu dolu giden Deo Valente'yi Dehlin çok ciddi rahatsız etti. Bence koşuyu kaybetmesinin en büyük etkenlerden biri buydu. Yunus'cum bir 600 alabilir miyiz? Tamam. Bak şimdi buralarda atın ağız istinatında dolu dolu gidiyor. Hiç ellemiyor. Fakat düzlük dönüldüğünde rakipler onu yakalamaya
başladı ya da yaklaşık istihdamda yürütseydi yine fotoğrafında geçemiyordu. Bak buralarda ufak ufak yürüttü. Bunu da neden yapıyor? Temposu düşmesin 500 kilometre makine diye. Ama tabii ki hızlı gidiyor. Bak buralar ufak ufak yürüttü. Hadi dedikten sonra 4 bayıldı. Bunu kapatmak kolay değil ama bu sefer Patrick Star gayretli bir at, yürekli bir at. Dışarıdan da Tulumar gelince onu da sürükledi. Doğal olarak 1600 metrede çık. İşte 1800'ünü yani 1000'ini 58 buçuk geç. İşte 1200'ü bir 10 olsun. 1422 kolay değil. Evet yer sert, çim sert, iyi dereceler çıkıyor. Baktığın zaman 15-16 handikaplar bir 31-32 içerisinde bitiriyor ara patları. O yüzden de bu derece çıkması çok normal. Ama Deo Valente bence harika bir yarış yaptı. Birincisi Dehlin, ikincisi de Akın. O düzlük dönümünde yürütmediğini biraz da 300'lere 200'lere kadar kendi haline gelip yürütürseydi podyumda geçebilirdi. Tabii ki bu Patrick Star'ın başarısını gölgeleyemez. Çünkü start verildikten sonra hem ciddi rakibinin arkasına gitti. Zivik ve Boat biliyorsun ki bir ikinciliği var. Ardından 3 tane birincilik yaptı ve sonrasında üçüncülüğü İstanbul'da yakınlara bitirdi. Ama şimdi burada her şey lehine. Hızlı giden yarışta bakar mısın en iyi yerde gidiyor. Evet. Doğru musun? Önlük temponu iyiydi. Evet, sonuç itibariyle 1-3 giden at 1-2 bitirdi. Zaten Dehlin'i evet. 600'den sonra yarıştan koptu. Jockey'i zaten dışarı doğru aldı, bıraktı. Arkalardan kim gelecek? En ciddi rakipleri Tulumar'dı. O da geldi. Bana kalırsa yerin çok sertliğinden Tulumar etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü son yarışları biraz yumuşak piste start almıştı. O da geldi, mücadele ortak oldu ama rakiplerini atlayamadı. Brain Broster müthiş koştu. Zedik yani bu at baktığın zaman dördüncü yarışı çaldıran ve ilk defa çime çıkıyor. Evet. Yani bu at az kaza bir çim yarış görmüş olsaydı bugün çok farklı konuşurduk. Çünkü atın ilk defa çıktığı pist grup 1 ve ciddi rakipleri var ve harika bir yarış yaptı. Büyük ihtimalle Sakarya kursunda göreceğimizi düşünüyorum. Arkalardan da bir Pursanç geliyor biliyorsun sarı kırmızılı forma. Hep konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz mesafe istiyor diye. Bak öndeki dörtte ayırdı. Sonrasında Pursanç geldi beşinciden girdi. Diğer hatların bugün için öndeki dörtte yapılacağı bir şey yoktu. Hatta buralardan sonra Pursanç da diğer rakiplerine üstünlük evet. sağladı yani. Bak burada bir duruyorum tamam. Yunus. Farklı bir yere geldi. Bir dört, dört at. Bir boy yarım boy yarım boy bitiyor. Dört boy arkalarında onun arkasındaki atlar üç boy arkada. Yani çok net bir şekilde ilk dört belliydi. Pistin durumuna göre, koşunun gidişatına göre değişiklik olabilirdi. Beşinci olanakta dikkati üzerine çekti. Harika bir çaldıran koşusu izledik. Patrick Star ve ilgilerini kutlayalım. Atı çok iyi hazırlamışlar. Çok iyi bir koşu seçimine geliyorlar. Burada tabii Vedat Abiş'in de bu koşuya ihtiyacı varmış gibi yani. Vedat tabii ki çaldıran koşusunu kazanınca herkes mutlu oluyor ama röportajda konuşamadı. Ağzı birbirine yapışmadı. Yani o kadar keyif aldı, o kadar mutlu oldu ki genç jockey'in. Bence en azından cumartesi günü festival çok ciddi moralle gidiyor Vedat Abiş. Hak ettiği birinciliği elde etti onu ve ekibini İsa'yı kutlayalım. Başarıya daim olsun. Selva Sağ'ın atın sahibi Cansu Şimşek bayan antrenörümüz. Rodula iyi paylaşımını aldı. Aynen öyle. Onları da seyir sahibi ismini bilmiyorum. Hepsini kutlayalım. Grup bir koşu başkadır. Çaldıran bankası çok başka bir koşu. Patrick Star'da unutulmazlar arasına ismini yazdırdı. Evet Patrick Star hocam 6'da 4 yaptı. 1.35-32 yani Rodula'nın bir saniyesi yaklaştı. Evet çok güzel bir yarış oldu. Öncelikle yarışı güzelleştiren hani herkesin çok siz de bahsettiniz rekora yaklaştığı dediğiniz faktörler vardır atçılıkta. Şimdi bu yarıştan öndeki Deo Valente'yi alırım. Herkes benim söylediğimi söyler. Ya ne kadar kötü bir yarış. Bu yarış 37'ye yakın bitti. 36-80, 37-20 bitti. Hiç bu atlarda iş yok derler. Yarış böyledir. Yarış hızlı giderse önde giden at da at gibi bir atsa üstüne rakip çeken bir atsa yarış derece biter. Atlar gerçek klasını ve gücünü gösterirler. Önde kim gidiyor? Deo Valente gibi rakibi üstüne çeken yarışın kağıt üzerinde şanslı birkaç tayından biri gidiyor. Arkasında yarışta kağıt üzerinde pek şanslı görünmese bile cezalı taksitten yarışa gelen Bursa'dan ikili ikiyle yapan bir Dehli'nin ciddi baskısı var. Patrick Star önün hemen arkasında gidiyor. Rakibi üstüne çeken bir at. Patrick Star Deo Valente'yi kontrolü geliyor. Arka grupta Patrick Star'ı kontrolü geliyor. Ve diğer rakipleri. Hal böyle olunca bak orada burada bir durduralım Yunus'cum. Bir iki aksiyon geriye alalım. Tamam. Bir aksiyon bak burada dursun. Şimdi bak orada bariyerde bir kırmızı şerit var. O ne?
son 400 gösteri. 400 ibaresi. Bak 58-96 geçtiler birini. Kim evet. geçti? Öndeki De Valente geçti. Bir aksiyon, bir iki aksiyon önüne alalım. Kronometre geçsin. Şimdi bu bir iki ağır çekimle geç, geç. Biraz daha geç. Tamam, burada duralım. 1200'ünü 1.10.45 geçti. Kim geçti? Öndeki at geçti. Arkadakiler geçmedi. Yarış iyi değil. Önde koşanlar İtaylar. De Valente İtay. Patrick Star İtay. Arkadan son dakika mesafeyi yapamayacağını defalarca ben burada ima ettiğim Tulumar İtay. 1600 etkili mesafesi değil. 1400 çok etkili mesafesi. 1600'e bak geldi, sallandı kaldı, atlayamadı ikinciliği. Yani bırak kazanmayı, ikinci dahi olamadı. Neden? İşte odur. Oksijen limiti vardır. Orada takılır kalır. Kaldı. De Valente yarışı renklendiren, bu yarışa görsel ve netice anlamında yarışa klas koyan taydı. Müthiş iyi bir taydı. Arkadan gelen tay Patrick Star. Defalarca söyledik, tempo atı. Temposuna çıktığı zaman, ki böyle tempolara çıktığın zaman arkasından sprint yapabilen, dayanıklı, mesafe uzadıkça uzayacak bir at dedik. Uzadı. Bak burada en diri kim gelir gibi görünüyor. Tulumar geldi, kaldı. Evet, kaldı. Şimdi bak burada yarışı hiç seyretmemiş olsan herhalde ikinciliği almıştır dersin. Ama ikinciliği de alamadı. Patrick Star iyi bir tay, harika koştu. Ama yarışta önden De Valente'yi cımbızdan çektiğin gibi öndeki Deglin gitseydi bu yarış bitmezdi. Deglin düz yoldan sonra kayboldu gitti. Bir daha görmedik Deglin'i. Arkadakilerin çoğunu hiç görmedik zaten. Yarışla alakaları yok. Ben daha önce de program komitesinde bu değerli yetkililerimize teşekkür ediyorum. Dinleme nezaketi gösterdiler. Fikirlerimiz kabul görür görmez. Ama 2 yaşlı taylar olsun, 3 yaşlı Araplar olsun, bu atlara bir penaltı getirmesi lazım. Gereksiz kalabalıktı. Ha, derece dediler. Dijital platformda bunları çok detaylı anlattım. Burada da söyleyeyim. Bu yarışın önünde Made in biten yarışlar vardı. 24 bitti. Herhalde o Made in kazanan atlar da geçecek. Burada 7. 8. 9. olurlardı. Bunların birçoğunu geçerlerdi. Veyahut da bu yarıştan 2 yarış sonra koşan bir Arap yarışı vardı. Normal bir 15 handikap yarıştı. Kazanan Safkan 31.5 yaptı. Maviş'in kızı. Harika bir yarıştı. Yani yarışların derecesiyle ölçülmez. Evet. O dereceye kafayı çok takmışlar. Ben çocukluğum tribünde geçmiş ve kronometreyi en iyi bilenlerden biriyim. Biri gelsin bana anlatsın. Alsın oradan diyor garantiye bakalım ne çıkacak yarış. Kim gidecek? Kimde o gitme cesareti var? Burada kalitesine ve gücüne güveniyor. De Valente etkili mesafesi 1200-1400. Yıllarca 3 ve 3 yukarıda bu tarz koşacağı, öne çıktığı gün bu atı geçemezsin 1200-1400. Çok zor geçersin. Çünkü 58-96-59 geçiyor. Aynı arkasından 10.5 geçiyor ve hala direniyor. Aynen. Yani bunu geçmek için en az bir kere bunun kadar hızlı bir at takman lazım ki. Bunun kadar hızlı at pek yok Türkiye'de. Birincisi bu. Öndeki ilk 4 safkanın, hatta 5, arkadan Prostank Sakarya'da oldukça etkili olacaktır. Burada 2 yarış öncesi söyledim, Brian Brewster adından çok sıkça bahsettirecektir. Ama yarıştan sonraki kanaatim, keşke bu yarışı koşmamış olsaydı. Keşke işte bu hafta koşulacak bir uzun mesafe kısa vade yarış var. Fikret Çınar Yılmaz koşusu gibi kolay bir kısa vade tercih etseydi. O ringe çıktı, baktım biraz göbekli, sevimli bir tay, güçlü bir tay ama daha kondisyon olarak pek çok yeterli görmedim. Daha kolay bir yarış tercih ederekten maddi manevi iyi bir yere gelirdi. Hepsi iyi koştu ama bir sonraki randevide farklı bir Prostank seyredeceğiz Sakarya'da. Çünkü anne attığında ciddi mesafe var. Pistler yumuşayacak mesafede. Arkadakilerin zaten gelecek hali yoktu. Bugün kaldılar. 1600 yapamadılar ki 1800 yapmaları en azından pek olası durmuyor. Katılımcılara başarılar diliyorum. Tebrik ediyoruz ilgililerini ve Vedat Abiş'i diyerek hafta sonu programına yüz atmaya başlıyoruz efendim. Yarın Güzel Koşular Barıstan'da Tuğla yüz atlayamayacağız. Kısa vadeli ilişkiler, mesafe bu koşuda 1400. Hanhan Baby, Halis Karataş, Sizler Prolt, Gökhan Kocakaya, Paper Queen, Vedat Abiş, Dave Borch, Akın Sözen, Rain Melody, Hişman Çizik, Paper Rosa, Ali Yıldız, My Pretty Girl, Adem Aslan, Sofiyana, Gökhan Bektaş. Ya siz Approved ağır, yani ön plana çıkıyor. Bence ciddi bir AGF ile favori çıkacaktır. Kazanmaya çok yakın bir isim. Bu mesafeleri çok iyi koşuyor. Rakip hanesinde Dive Edge ve Pedigrosa diyorum. Hocam.
sen ne diyorsun Zatikciğim? Senin de fikrin önemli bizim için. Ben She's Approved diyorum. She's Approved. Tabii şimdi son haftaların oldukça iyi bir safkanı. Çok çıkışta. Hatta jokeyde, antrenör de çok formda. Aydın kardeşim bu sene oldukça başarılı yarışlara imza attı. Kolay kazanması lazım gibi duruyor. Mesafe biraz kısa olmasına rağmen Hanhan Bey bir rakibi diyorum ama She's Approved iki adım önde. Ramazan Kayı yanacağız. Kısa vade 8. 4 yukarı Araplar 1600 çime çıkacak İstanbul Veli Efendi İpodromu'nda. 8 safkan direktörü oldu. Kapris Halis Karataş, İnebolu Ali Yıldız, Genel Sultan Mehmet Ak Yavuz, Alda Gör Mehmet Salih Çelik, Berke'nin kızı Vedat Abiş, Mr. Win Gökhan Kocakaya, Tuncer Pişman Çizik, Aktaş Kaya Akın Sözen. Tabii ki Kapris ağır basıyor. Kapris'in hani son yarışını dikkate aldığında bu yarışı kazanması normal sonuç olacaktır. Berke'nin kızı zaten iyiydi ama son iki yarışı çok beklentinin üstünde ve çok iyi yarışlar yapıyor. Rakiphanesinde Berke'nin kızı 4 kiloluk bir fark var. Koçun sürpriz ismi 6 numara Mr. Win diyorum. Hocam. Hava, yol, mesafe her şey bu defa Berke'nin kızından yana. Ben Berke'nin kızı kazanacak diyorum. Berke'nin kızı diyor hocam. Turhan Türer'e yanacağız yarın. Kısa vade handikap 22'de. 3 yukarı İngilizler 1600 çime çıkacak. Mamba Forever Müslüm Çelik, Prince of Darkness Gökhan Kocakaya, Bülent Mehmet Salih Çelik, Ostolimya Berat Abiş, Samuel Kaziki Ali Yıldız, Lars Frit Adem Aslan, Lidl Frankel Hakan Yıldız, 2007 Eküri Gökhan. Ben of kilo atlara şans veriyorum. Lower Sprint ve Lidl Frankel. Ciddi bir kilo avantajları söz konusu. Ben bu safkana şans veriyorum. Tabii ki Mamba Forever Start problemini çözerse rakibi olacaktır ağır kilolardan. Gökhan'ın bahsettiği iki isim 50 kilo hocam. Mamba Forever 61 kilo koştu. Benzer şeyleri söylemek durumundayız. Yalnız bu Samuray Kajiki de geçenlerde yani yarışı dikkatimi çekti. Bir sürpriz yapabilir. Ama Lidl Frankel tabii ki çok öne çıkıyor. Geçen Ekürüsü'nün kazandığı yarışta ciddi bir başarı imza attı. Ekürüler ön planda. Daha sonra sürpriz Samuray Kajiki diyorum. Bir kulvar Samuray Kajiki sürpriz diyor Suat Demir Hoca. Ankara'ya geçiyoruz. Tabii Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Kosu'nu konuştuk. Necip Fazıl Kısakürek. Kısa vade 8. 3 yaş Araplar 1600 çime çıkacak. 11 tane direktör oldu. Taş Fatih, Özcan Yıldırım, Değerhan Ayhan Kurşun, Delikanlı Poyraz Ahmet Çelik, Göğübeli Mehmet Ak Yavuz, Kader Gücü Nezat Avcı, Luxor Boy Hüşman Çizik, Platform Mehmet Mustafa Çiçek, Tumbul Enes Vedat Abiş, Yemen Rüzgarı Gökhan Kocakaya, Esin'in kızı Mehmet Salih Çelik, nihayet Nergisli Müslüm Çelik. Harika bir koşu. 1600 metre gücü olan tayların, kondisyon olan tayların ya da düzlük bölümünde çok büyük aksilik yaşamazsa tamamen kendini gösterebilmesi adına önemli bir yarış bu yarış. Ben önceliği Göğübeli'ne vermek istiyorum. Sonrasında Delikanlı Poyraz, Nergisli ve Değerhan dörtlüsü olarak yarış sevenlere yardımcı olmaya çalışalım. Göğübeli doğru bir tercih yaptı. Kazanamayacağı bir yarış tercih yaptı. Hatay performansından sonra bu yarışı kazanması doğal gibi duruyor. Sürpriz arayanlara önerim. Öncelikle Yemen Rüzgarı. Evet, çizim gibi cumartesi günü çok güzel bir gün olacak. Ankara 75. yıl programında. Pazar kayıtlarına geçelim efendim. Ve ilk olarak Fikret Çınar Yılmaz koşusunu rica ederim ekrana gelsin. Dengesiz ve Grey Ghost King Eddie ile birlikte start almayacak. Dolayısıyla 8 safkanın şu anda kayıtlı olduğunu görüyoruz. Gökhan Gül söz sende. Magic Weapon'un koşuda en şanslı isim olduğunu söylemek isterim. Carlton çok iyi yarış yapacak. Son yarışını çok beğendim. Torpil farkın atışı temsilcisi. Mesafe 1600 oldu. Üçüncü isim olarak da bekliyorum. Buyur. Sen buyur oradan Zadikçiğim. Sen söyle kimler gelir? Ben Bekleri görmek isterim. Ama Bekleri şöyle, göremiyoruz şu an. Yani, o gelmez. Sabah belli olacak. Önümüzde. Ama ben 7 diyorum. 7 numara Morbil diyorsun. 7'de tekrar ön tarafa dönebilir miyiz? Ya burada bir tane yer çok ilgimi çekiyor. Tamam 7 numara Morbil benim de çok beğendim. Ben sürpriz bir isimden bahsetmek istiyorum. İzmir'den gelecek zannedersem Pershing Boy. Evet İzmir'den gelecek. Çok böyle yani inatçı gelecek gibi oluyor, kaybediyor, bir daha saldırıyor. Bir sürpriz şansı var. Yarış severlerimize öyle altını çizerek bir sürprizden bahsetmek istedim. Bir sürprizim geldi. Suat Hoca'dan İzmir'den gelen bir ismi işaret etti. Hazım Rıza Gözükçü başkanlarımızdan. Hazım Rıza Gözükçü'yü anacağız pazar günü İstanbul Veli Efendi programında.
tablomuzda 9 ismi görüyorum Gökhan Gül. Ya tabii ki Junior Dikas'ın çok ciddi bir baskınlığı var. Yani müthiş bir sezon geçirdi. Hem kazandı hem geçildi yarışlarda önemli rakiplerine, erkek rakiplerine birebir başa baş mücadeleler gösterdi. Ve son kursunu, hatay kursunu kazanması işten bile değildi. Kalabalıklığa biraz dezavantaj yaşadı. Burada 9 at koşuyor. Tabii ki koşunun haklı favorisi Junior Dikas, kazanmaya yakın bir isim. Ama Amandula ve Bayan Altın ciddi çıkıştalar. Yani Junior Dikas biraz beklentinin altında kalırsa Amandula ve Bayan Altın devreye girecektir. Çok çok sürpriz arayanlar da Tarçın Kız. Cumhuriyet ve Necip Fazıl'dan vazgeçip buraya gelen bir Junior Dikas kazanmaya yakın mı hocam? Öyle ben sözüm. Şimdi tabii ki jokeyleri göremiyoruz. Kim binecek Junior Dikas'a? Bilemiyorum. Junior Dikas tabii yarışın haklı favorisi. Zaten 95 puanla bu yarışa katılıyor. 95 puan. Harika bir performans söz konusu. Jokeyleri görseydim başka şeyler söylerdim ama jokeyleri görmeden Amandulo, Junior Dikas arasında bir mücadele olabilecek gibi duruyor. Azatlı bir katılım. Bu Junior Dikas benim çok beğendim, çok sevdiğim ne kardeşim Metin Çaldıran'ın atı. Amandulo çok beğendim, Misafkan güçlü geliyor ve çok çıkışta. Bu iki tay arasında geçecek gibi duruyor jokeylerini bile Mehmet'le beraber. Aynı zamanda buradan da İzmir'e selam olsun. Varol Çok Uysal kardeşim ısrarla programımızın müdavimlerinde. Evet, evet. Hocam İzmir'den selam. Çok selam geldi zaten stüdyoya. Ben hafta sonu oradaydım. Ya İzmir'de atçılık başkanı. Hakikaten çok özlemişler bizleri biliyor musunuz? Gelmiyorsunuz diye söylendiler. Serzenişte bulundular. Geleceğiz. İnşallah kışa. Evet. Buradan da İzmir'e başta Varol Çok Uysal kardeşim olmak üzere tüm İzmir'e özellikle Burcu'ya selam olsun. Seyirci inanılmaz yoğundu hocam. Kalabalık. Harika. Benim en sevdiğim hipodrom İstanbul'dan sonra sizin yerdir. En güzel. Bu kadar güzel yapılmış, bu kadar güzel dizayn edilmiş bir hipodrom olamaz. En rahat yarış anlatım yerlerden biri net. İstanbul Vali Koşusu Grup 3 4 yukarı Araplar mesafe bu koşuda uzun tabii ki 2400. Baktığımızda 14 safkanın kayıtlı olduğunu görürüz. Onu burada 4'ü arkada. Ya tabii ki sonbahar gelince Soydere bir başka koşu bence koşunun haklı favorisi. Mesafe lehine sentrikte kazandı ama çimde değil koşacağını düşündüm. Eyyam Bağur var. Çok kuvvetli bir at, kazanmayı sevmiyor ama mücadele içerisinde olacak. Özü doğru. Koşunun sürprizi de ben hep böyle Arap atları böyle yükselişe geçtiğinde kısa vadeden bir anda grup yarışta kendini gösterebilir diyorum. Onu o, at, o isim de Dinamit. Dinamit. 14 Safkan hocam. Önce Soylara, daha sonra Eyyamul Bahur ve Hazneler. Yarışın sürpriz ismi Afraşat diyorum. Bu şekilde hafta sonu koşularını değerlendirmiş olduk efendim. Ve durağımız yurt dışı, hafta sonu büyük bir heyecan var demiştik. Programın başında ifade etmiştik yurt içinde ve yurt dışında. İşte Ulysses Cup bu hafta sonu koşulacak. Kasım tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri Delmar'da düzenlenecek olan Breeders' Cup yarış festivali öncesi deklareler tamamlandı. 179 safkanın deklare olduğu 14 Breeders' Cup yarışı kapsamında 34 milyon dolar ikramiye dağıtılacak. 41. Breeders' Cup şampiyonası kapsamında şüphesiz en merak edilen yarışsa yine Breeders' Cup Klasik olacak. Kariyerinin son yarışında ilk kez kuma çıkacak olan City of Troy'un performansı merak ediliyor. Evet Gökhan'cığım, Breeders' Cup. Ya tabii ki Breeders' Cup bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Tabii ki yani dünya açılımı gözü üstünde herkesin izleyeceği çok özel bir yarış. Katılacak safkanlar zaten birbirinden değerli, çok önemli yarışlarda start aldılar, kazandılar. Tabii ki City of Troy'un performansı merak ediliyor. Japon safkanların ciddi sayıda festivale katılması dikkat çekiyor. Harika bir yarış günü olacak tabii ki. Breeders' Cup yarışında 134 milyon dolar ikramiye var. Hmm. 34 milyon dolar ikramiye oldukça önemli. Hem maddi hem manevi çok değerli bir gün. Koşan, kazanan atlar, zaten koşan atlar değerli. Kazanan atlar har hayatını garantilemiş oluyor. Harika bir festival. Evet, gerçekten uyumayacak gece. Valla şimdiden beni düşündürüyor. Cumartesi sabah erkenden Ankara dönüşü geleceğiz. Evde sabaha kadar dayanabildiğimiz kadar ki dayanacağım yani. Yapacak başka şeyler. Bu yarışları çok istiyorum seyretmeyi.
Dünya atçıları nefesini kesmiş bu yarışları cumartesi gecesini bekliyor. Çünkü çok bilinmeyenler var. Çok değişik kararlar alıp değişik yarışlara koşan çok özel safkanlar var. Artık burası hesabın kesim dönemi. Buradan sonraki yol haritasında aygırların kariyerleri, aşımlar, yetiştiricilik sezonu tam hızından. Bu bir nevi şöyle yani. Artık ürünü pazara getirmişsiniz. Ürün harma zamanı, evet, bitmiş. Harbi. Ondan sonra bir sonraki senenin tohumlamaları, işlemleri, tarlayı sürmek geliyor. Müthiş bir safkan, müthiş safkanlar katılacaklar. Çok özel bir miting. Türkiye'den de ciddi bir katılım olacak. Gidenler var. Bildiğim birkaç kardeşim gidecekler. Hayırlısı diyelim. Önümüzdeki hafta sabırsızlıkla bu yarışın neticelerini konuşacağız inşallah. Bakalım, merakla bekliyoruz. Tabii ki Türkiye Jockey Televizyonu'ndan, YouTube kanalından yarışları canlı izleme şansımız var. Ne yapıyoruz efendim? Briz Cup'tan Bourbon Cup'a geçiyoruz. Usta hayatı durduran yarış sloganıyla bilinen ve her yıl koşulduğu gün Melbourne kentinde resmi tatil olan Grup 1 Melbourne Cup'ın 164.sü 5 Kasım Salı günü Avustralya'nın Flemington Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Sonucu merakla beklenen koşuda yine birbirinden başarılı safkanlar piste çıkacak. Öncesi ve sonrasıyla yine çok konuşulan Melbourne Cup'ta bakalım hangi isim tarihe adını yazdıracak? Gökhan, ne istersen var. 164. hayat duruyor. Resmi tatil oluyor. Evet. Ya şimdi tabii ki bizim ülkemizde de mevzu bahis değil gibi böyle çok önemli sloganlarımız var. İşte kentteki derbide sporun önemli 2 dakikası diye, ama Melbourne Cup koşusunda Melbourne kentinde yani resmi tatil ilan edilmesi bence duygulandıran bir olay benim için. Çünkü atçılığa aşık insanlarız. Ekmeğimizi attan kazanıyoruz ve at yarışı olduğunda, böyle önemli yarışlar olduğunda dünyanın neresinde koşuyorsa koşuyorsun yakından takip ediyoruz. Bak işte öncesini haber olarak aldık, sonrasını haber olarak programımıza taşıyacağız. Ama Melbourne kentinde resmi tatil olması bence çok değerli. Neden? Çünkü Melbourne Cup koşuluyor. Grup bir yarış ve bugün özel bir gün diye. Yani atçılığa atana kadar değer verildiğinin en son noktasıdır bence, öyle değil mi Zadıkçığım? Yani o kentte o gün tamamen resmi tatil ilan edilmesi. Baştan sona her şeyle A'dan Z'ye konuşulacak bir yarış. Öncesini konuştuk, sonrasını daha detaylı konuşacağız. Konuşacağız haftaya. Evet. Tabii görüntüler geldiğinde hocam, her şey var koşuda. Hayat duruyor, resmi tatil 164.sü. Güney yarım kürede koşulan en önemli koşu. Sizler bahsettiniz, yayın öncesi spiker kardeşimiz de bahsetti. 164.sü koşuluyor, resmi tatil salı gününe geliyor. Ülkede, yani ulusta hayatı durduran yarış çok seviliyor, çok önemseniyor. Ayrıca da bizde atçılık zaten aslında çok genç bir cumhuriyetiz. Hani 101. Yılındayız daha. Modernizasyon, teknoloji, pistler, her şeyle yeni yeni gelişmekte olan bir ülkeyiz. Da bunlar İngiliz sömürgesi olmalarından dolayı daha atçılık, düzenli yapılan atçılıkları çok daha fazla. Harika bir yarış. Ülke bir yarışın dünyada ses getirmesi. Ya inanır mısın, bir risk kapı umurlarında olmaz. Bir risk kapına göre olması pek umurlarında olacak bir hadise değil. Çünkü bu yarış kendi yarım kürelerinde çok özel bir yarış. Avrupa'dan da ciddi yıllar içinde atlar gitti. Burada gidenler var. Bekleyip göreceğiz. Harika bir hafta sonu. Gerek ülkemizde gerekse dünyada önümüzdeki hafta tekrar tüm neticelerle karşınızdayız. Kasım ayı oldukça heyecanlı başlıyor. Önce ülkemizde 101.sini kutladığımız Cumhuriyetimizin 101. yılı ve Cumhurbaşkanlığı Cumhuriyet koşuları başlamak üzere Ankara'da çok önemli koşular. Akşamı bir Leeds Cup, hafta sonu heyecanı ve ardından da Melbourne'de salı günü bir Melbourne Cup heyecanı var. Gerçekten hızlı bir başlangıç olacak Kasım ayına diyelim. Ekim ayını noktaladık bugün. Noktayı koyuyoruz. 6 dakikalar kaldı Ekim ayının tamamlanmasına. Kasım ayı umarım çok iyi gelir hem ülkemize hem atçılığımıza diyerek Gökhan'cığım sözü sana bırakıyorum. Evet, Zadık'cığım çok güzel özetledin. Hakikaten Kasım ayının ilk haftasından başta ülkemiz olmak üzere harika bir yarış festivalini tamamlayacağız ve haftaya bence bu haberlerle, bu koşularla çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Senin de temennin gibi
Ben de bol yağışlı, sağlıklı bir Kasım ayı ya da uzun zaman dilimi diyelim. Ayrıyeten tabii ki bizi bu saate kadar bekleyip izleyip katkı veren herkese teşekkür ederim. Çok ciddi katkılar geliyor arkadaşlardan, sağ olsunlar. Biz konuşurken hemen destek geliyor, onları da es geçmeyelim. Ve gerek stüdyoda, gerek rejide, gerek tüm gün boyunca bu programı yapmak için emek sağlayan arkadaşlarımızın ellerine, emeklerine sağlık diyelim. Haftaya görüşmek üzere. O zaman hocam kapanış için sizi sana bırakayım. Tabii ki özel bir hafta sonu. Cumhuriyetimizin 101. yılı, 2. yüzyılın başlangıcının ilk yılı. Harika bir hafta sonu bizleri bekliyor. Gerek Cumhuriyet koşusunda gerekse Cumhurbaşkanlığı koşumuzda her iki yarışta da çok özel safkanlar koşacak. Tarihe geçecekler. İkinci yüzün ilk yarışı. İnşallah yarıştan sonra yarışlar konuşulsun. Fair play içinde güzel seyirciye güzel yarışlar izletsinler. Yarışın arkasında yarışın ne kadar temiz fair play çerçevesinde atlarımızı konuşalım. Diyerek programı noktaya koyuyoruz efendim. Tüm yarışlarımızı, Ankara ve çevresindeki yarışlarımızı, Ankara 75. programını bekliyoruz tabii cumartesi günü. Gelemeyenler için adres Türkiye Jokey Kulübü televizyon olacak. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra herkese iyi geceler diliyoruz efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalınız. Atları tutkuyla sevenlerin adresi altılıganyan.com formatı sundu.